Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, dilerseniz bir de veri modellerini kullandığımız veri tipleriyle ilgili konuşalım. İki farklı tipte veri kullanırız. Genellikle ya transactional veri kullanırız ya da snapshot dediğimiz veri tipini kullanırız tablolarımızda. Bu veri tiplerinin nasıl olduğunu anlamak açısından bir banka hesap hareketleri üzerinden bir örnek hazırladım ekranda. İki tane hesabınız var. Hesabınıza farklı tarihlerde para yatırıyorsunuz, farklı tarihlerde para çekiyorsunuz. Soldaki gibi bir hesap hareketi tablosu transactional veri. Her bir tarihte hangi hesaba ne kadar para yatırdınız veya o hesaptan ne kadar çektiniz tarzında işlemleri tutan, event'leri tutan, olayları tutan bir tablo. 2023'te hesap birden 20 lira para çektiniz. 25'inde 30 lira para çektiniz. Tarihle ilişkilendirilmiş eventleri, olayları içeren, historiyi tutan, tarihçeyi tutan bir veri türü. Snapshot veriler ise tarihçe tutmazlar. Herhangi bir tarih itibariyle sırf o tarihe ait o an için geçerli bir bilgiyi gösterir. 0111'de geçerli hesap bakiyesi 250. 25 onda 50. Arada ne oldu da 50'den 250'ye geldiği konusunda hiçbir tarihçi tutmuyor. Yani biz ayın 26'sında 200 lira yatırdık da mı 250 oldu yoksa 400 lira yatırdık 200 lira çektik de mi 250 oldu böyle bir tarihçeyi tutmuyor. O an için geçerli anlık bir snapshot Anlık bilgi veriyor size. Şimdi Transactional veri çalışmak oldukça kolaydır DAX tarafında özellikle. Basit bir sum aldığınızda buradaki rakamların basit bir sum'ını aldığınızda bütün her şey sorunsuz çalışır. Ama aynı şeyi Snapshot için söyleyemeyiz. Snapshot verideki rakamlar sırf sadece o tarih için geçerli rakamlar. Bu rakamları toplayamayız biri itibariyle, 11. ayın biri itibariyle bunların toplamı kadar bir paramız yok. Bizim ayın biri itibariyle 250 liramız var. Yani tarih bazında snapshot veri bilgisini, veri rakamlarını toplamak mümkün değil. Ancak boyut değerleri üzerinden toplama yapabiliriz. Neyi kastediyorum? Buradaki boyutlardan biri hesap. iki tane hesabınız var. Hesap bir, hesap 2. Şunu toplayarak söyleyebiliriz hesap 1, hesap 2 boyut değerleri. Ayın 1'i itibariyle ilk hesabımda 250 lira var. Diğer hesabımda 200 lira var. Toplamı 450 diyebiliriz. Ama bu bilgi gene ayın 1'i için geçerli olan bir bilgi. Eğer bu veri transactional veri olsaydı bir şey yapmaya gerek yok. Bütün rakamları topladığınızda ayın 1'i için hem hesap 1'de hem hesap 2'de ne kadar paranız varsa basit bir toplamla, tarihle ilişkilendirilmiş basit bir toplamla bunu bulabilirdik. Bu kısımları silelim. Şimdi transactional data üzerinden snapshot'ı hesaplamak mümkün. Neyi kastediyorum? 21'inde 100 lira hesabınıza para yatırdınız. 22'sinde 20 lira çektiniz. 22'si itibariyle 80 liranız kaldı. Snapshot ayın 25'inde 1.30 lira daha çektiniz. 25'inde 50 liranız kaldı. Snapshot. Sadece ayın 25'i için geçerli. Daha sonra maaşınız yattı. Diyelim hesabınıza para girişi oldu. 200 TL. Ayın 11. ayın 1'i itibariyle bakiyeniz, snapshotınız 250 TL gibi. Ama tersi geçerli değildir. Yani snapshot'tan transactional veriyi çıkartamayız daha doğrusu çıkartacağımız verinin doğruluğunu garanti edemeyiz. Neyi kastediyorum? Soldaki tabloyu gizleyelim. Sadece elimizde bu veri setinin olduğunu düşünelim. Şimdi hesap 2'deki şu iki tarih üzerinden düşünelim. 28 ile 1'i arasında 100 liralık bir fark var. Biz bu iki tarih arasında 100 lira mı yatırdık hesaba? Yoksa 200 lira yatırdık arada 100 lira mı çektik? Bunu bilemiyoruz ama matematik olarak ikisinin arasında 100 liralık bir fark var. Ama 100 liralık fark hangi eventlerin sonucunda oluştu bunu bilemeyiz. Bunu garanti edemeyiz. Tekrar bunu alalım. Transactional veriyle basit sanlarla çalışmak çok kolaydır ama snapshot için aynı şey geçerli değil. Hep en son tarih ne eğer matrislerde tarih bazında ay bazında görseller oluşturuyorsa matriste gözüken son tarih ne, o tarihte stok var mı, o tarihte bakiye var mı gibi DAX tarafında biraz daha kompleks, göreceli kompleks formüller yazmamız gerekir. İsterseniz bir blokta daha önce yazdığım bir stok yazısına göz atalım. Bu yazının başlığı hangi veriyle çalışalım? Transactional Veri vs. Snapshot diye bir yazı. Bizim eğitimde de kullandığımız Kontozo örneği üzerinden bir satışlar ve stok bilgisi üzerinden bir yazı Ürünlerimiz var. Farklı mağazalarda, farklı tarihlerde satıyoruz. Satış verisi transactional bir veri ama stok verisi bir snapshot tipinde bir veri. Diyor ki X ürünün stoğundan şu tarihte, şu mağazada şu kadar var. Şimdi satışlarla ilgili yazacağımız metrik oldukça kolay, basit bir sum işimizi rahatlıkla görüyor ama aynı şey stok için geçerli değil. Tarih bazında, ay bazında bir matris herhangi bir görsel oluşturmaya kalktığınızda, stone sum'ını alarak doğru rakamları bulamazsınız. Satışlar için basit bir sum formülü yeterli oluyorken stok için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Farklı şekillerde hesaplamak mümkün, DAX bilgimizin, tecrübemizin ne olduğuna göre ama hep bir son tarih, mağaza, ürün bilgisini gördüğümüz sette bulmak gerekiyor. Bu yazıya bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz ama buradaki amacımız şu an için DAX bilgimizi geliştirmek değil, mantığı anlamak. Snapshot verilerde genellikle hep tarih üzerinden çalışma yaparken en son tarih veya ilk tarih gibi hesaplara ihtiyaç duyduğumuzda last non blank, last date, first date gibi fonksiyonları kullanırız ama yazmamız gereken metrik formülü transactional veriye göre çok daha komplekstir. Transactional veri DAX'la çalışması daha kolay olan bir veri tipi olduğu için snapshot'a göre tercih etmeniz gereken bir veri tipi. Ama çok büyük verisi olan bankalar gibi, sigorta şirketler gibi müşterilerin birçoğunda snapshot veriyle çalışmak durumunda kaldık. Çünkü herhangi bir hesap hareketiyle ilgili transactional veriyi almaya kalktığınızda milyarlarca satır çıkıyor karşınıza. O kadar büyük bir veriyi de belli bir kapasite altında çalışmak gerektiğinde transactional yerine snapshotla çalışmak gerekebiliyor bazen. Ama devasa boyutta bir veriniz yoksa transactional veri sizin elinizi her zaman için bütün veri modellerinde DAX tarafında kolaylaştıracaktır. O yüzden bunu tercih etmenizde fayda var.